2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu'yla düzenlenen bir suç. Daha önce 765 sayılı ceza kanununda bir karşılığı olmayan suç tipi. Nitekim Avrupa ülkelerinde de bunun bir karşılığı yok. Örneğin Türkiye'nin ceza kanunu iktisap ettiği Almanya'da da, Almanya ceza kanununda da böyle bir düzenleme yok. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunda kişi örgüt üyesi olmasa bile, yani Türk Ceza Kanunu 314. maddesi uyarınca örgüt ile organik bir ilişkisi olmasa dahi, hiyerarşik yapısında olmasa dahi, tek bir eyleminden dolayı bu eylem anayasal hak kullanımının sonucu oluşmuş olsa bile, örneğin din ve vicdan özgürlüğünün kullanımı şeklinde açığa çıkan bir cenazeye katılma eylemi olabilir ya da bir toplantı veya gösterişine katılma şeklinde ortaya çıkan bir ifade özgürlüğünün kullanımı şeklinde, bir hakkın kullanımı şeklinde olan bir eylemden olsa bile, kişi sadece bu eylemi gerçekleştirdiği için örgütün hiyerarşik yapısında olmasa dahi, örgün ile organik bir ilişkisi olmasa dahi, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılmakta. Yani burada temel sorun aslında hiç örgüt üyesi olmayan bir kişinin tek bir fiilinden dolayı örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılması. Nitekim Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, yine Uluslararası Af Örgütü, yine Venedik Komisyonu olarak tabir ettiğimiz Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu gibi birçok kuruluş raporlarında bu suçun düzenlenmesinin suç ve cezanın kanuni ilkesine aykırı olduğunu, bunun öngörülemezliğine ilişkin birçok rapor düzenlemişti. Daha sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017'de Işık Kırık Türkiye kararında yine başvurucunun örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten ceza almasının söz konusu kanun maddesinin öngörülebilir olmamasından, keyfi olarak uygulanma ihtimalinin olmasından dolayı bir ihlal kararı vermişti. 2021 yılında da Anayasa Mahkemesi bu rapor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına paralel olarak Hamit Yakut başvurusunda toplantı ve gösterişine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dalmama suçundan cezalandırılan başvurucunun aynı zamanda örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten de cezalandırılmasını Anayasa'nın 34. maddesine, yani silahsız ve saldırısız toplantı ve gösterişi düzenleme hakkın ihlali olarak niteledi. Burada temelde Anayasa Mahkemesi'nin kararında birçok belirleme var. Öncelikle her ne kadar örgüt üyesi olmasa bile örgüt adına suç işleyen kişilerin de terör suçlusu olduğuna dair terörle mücadele kanunun ikinci maddesini eleştirel bir değerlendirme söz konusu. Terörle mücadele kanununda terör tanımının çok geniş yapılması, tipik bazı suç fiillerine özgülenmemesi, yine terör suçlarının kapsamının çok geniş tutulması, bir kere siyasal muhalefeti bastırmak, muhalifleri, Kürtleri, devrimcileri, sosyalistleri bastırmak, cezalandırmak için terörle mücadele kanununun bir sopa olarak kullanıldığını çok açık ortaya çıkarıyor. Nitekim birçok insan hakları kuruluşu da bu yönde raporlarını sunmuştu. Bu konuda yapılmış binlerce yargılama var. Yani biz Hamit Yakut kararından bahsediyoruz. Hamit Yakut kararında Anayasa Mahkemesi önündeki 103 başvurudan bahsediyor. 103 başvurunun bir görüşülmesinin bir yıl erteleneceğini, TVM'nin bu konuda bir düzenleme yapmaması durumunda toplu karar vereceğini söylüyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne taşınmayan birçok dosya var. Kesinleşen birçok dosya var. Binlerce mağduriyet var. Örneğin bir toplantı ve gösterişine katılması nedeniyle neredeyse bir kişi 15 yıla kadar ceza alabilmekte. Nitekim bu konuda birçok ceza alan siyasi tutsak var. Bunlar halen cezası infaz edilmekte olanlar var. Cezasının infazını bitirenler var. Bu konuda bir değişiklik yapılması durumunda tabii ki de bunların da yeniden yargılamasının önü açılacak. Anayasa 153. maddede Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme veya yargı organlarını bağlayacağına dair bir düzenleme var. Yine Anayasa Mahkemesi 300'ün 75. maddesinde pilot
karar usulünden bahsedilir. Eğer bir ihlal yapısal bir sorundan kaynaklanıyorsa ve bundan sonra bu ihlale ilişkin yeni başvurular gelecekse Anayasa Mahkemesi bu konuda pilot karar usulünü uygular ve bu ihlale yol açan düzenlemenin değiştirilmesini ve ortadan kaldırılmasına dönük bir pilot karar verir. Hamit Yakut kararı da 3 Ağustos 2021'de yayınlandı resmi gazetede. Anayasa Mahkemesi bir yıllık süreç içerisinde bu konuda bu yapısal sorunun ortadan kaldırılması konusunda bir pilot karar usulü uyguladı. Ancak neredeyse 3 Ağustos 2022 tarihine gelmemize rağmen bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu durumda Anayasa Mahkemesi 300'ün 75. maddesinde eğer bu yapısal sorunun ortadan kaldırılmaması halinde önündeki başvurularda toplu olarak ihlal kararı vereceğine ilişkin bir düzenleme var. Bir düzenleme yapılmadı. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi de bu hususta bir toplu ihlal kararı verecek. Sorun tamamen bundan ibaret değil. Bu hususta ceza almış, henüz cezasını infaz etmekte, dosyası Anayasa Mahkemesi'ne taşınmamış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmamış binlerce siyasal tutsak var. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verirken sorunun tamamen kanun lafzından kaynaklı bir sorun olduğunu tespit ediyor. Şimdi daha önceki deneyimlerden de gördüğümüz üzere Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarını uygulamayan yerel mahkemelerle karşı karşıyayız. Hakimlerle karşı karşıyayız. Yani meclisçe bu hususta bir değişiklik yapılmadığı takdirde tek başına Anayasa 153. maddeye dayanarak yerel mahkemelerin hukuki bir karar vermesini açıkçası beklemiyoruz. Bu yeterli de olmayacaktır. Bu açıdan sorunun gerçekten temelden çözümü için TBMM'ce yani yasama organınca bu hususta bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yani sorunu tamamen ortadan kaldırılacak şey örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor.